Ayşegül Hanım. Ben arada kalıyordum bu sefer. Fazlasıyla para geliyordu. Ben kardeşimin cenazesini götürdüğümde tarladan fazlasıyla para aldıklarını öğrendim ya. Sizin az önce söylediğiniz bu muydu? Hani dediniz ki, bakın çocuklar da böyle bir şey hatırlıyor. Yani şu olmuş olabilir dediniz. Ben eşimle konuşurken çocuklar hani yakınmış olabilir, duymuş olabilir dediniz. Evet. Ama bakın onların aklında da bu kalmış. Demek ki ciddi ciddi istenmediklerini duydular demek ki. İşte sizin tarafınızdan ama bakın. Ben onu dinlediğini bilmiyordum zaten. Ama sizin tarafınızdan. Sadece bir konuşmada değil, bundan bin tanesi var. Yani sonuncusu artık bizim yani kovulacağız zaten. Kendimizi kapı önünde koymaktansa biz kendimiz kalkıp gidelim dedik. Yani başka bir şey değil. Yapmayın çocuklar. Benim kardeşim vefat etmese benim bu tarladan fazla para aldıklarına, annemi zehirlediğine hiçbirinden haberimiz olmayacak. Ben annenizi zehirlemedim. Sen o ilaçların öldürücü olduğunu bile bile vermedin mi kadına? Ben nereden bileyim? Annen istediği için verdim. Köyde zilyon tane kadın bileceğim? Öldü öyle ya Şegül Hanım ya. Ben senin annenin öleceğini nereden bileceğim? Ya sen bu riski bilmiyor muydun? Ya bilemezdin. Bile bile yaptın ben. Sen bunu ya. Niye bile bile yapayım ben? Kıskanıyordun çünkü. Hayır. Kıskanıyordun. Hayır, kıskanmıyordun. Ya bunun ötesi yok Ayşegül Hanım. Annemi, bizim, her şeyimizi kıskanıyordu ya. Ayşegül Hanım, mutluluğumuzu kıskanıyordu ya. Ben niye kıskanayım yeğenlerimi? Ailesini mümkün mü? Neden kıskanayım ya? Küçücük çocuk dışarıda oynuyor. Mutlu mesut, evde kimse bağırış çağırış yok. Mutlu mesut. Onu gelip kıskanıyordu. Babama laf söylüyordu. Onu öyle yapıyordu. Ya mümkün mü Ayşegül Hanım? Babama laf söylüyor der. Babamı mı dolduruyordu? Ne yapıyordu? Babama dolduruyor tabii. Yok çok çocuk doğuruyorsunuz. Yok öyle yok böyle. Şu ya. Çocuklarına biraz katı ol. Ya biz zaten gül gibi... Ali ben bu kadar kötü havamıydım. Evet öyleydi. Yapma gözünü seveyim. Ne yapma ya? Ya senin neyin nankörlük yapma ya. Sahip çıkan biz ben de size. Biz sahip mi çıktın? Ben sahip çıktım. Evet ben sahip çıktım. Ya biz sana baktık. Ama kıymetini bilemediniz. Kıymetini bilemedik. Evet, telefonlarımı açmadınız. Ya zaten... Ayşegül Hanım beni o kadar kötü bir hala olarak gösterdiler ki o kadar emeğim varken böyle yaptılar bana. Ben size az önce de sordum. Az önce de sordum. Yani ölme ihtimalini bildiğiniz halde... Yani bu riski nasıl aldınız? Daha sonra da gelininizi kaybettikten sonra hakikaten bu yükü nasıl taşıdınız Sevim Hanım ya? Ben onu öyle diyorsunuz, bilmiyordum bakın diyorsunuz ama. Ki mesela cahildi. Cahiller. Cahil hepimiz olduklarını. Cahildik. Yani siz de mi cahildiniz? Tabii tabii. Cahil olmasam onu istediğini ben yapmazdım. Gidip de getirip de vermezdim ona. Peki Sevim Hanım sonunda ölüm riskiniz olduğunu bilseniz... Böyle bir tedaviyi, böyle bir yöntemi kabul eder miydiniz kendiniz? Pardon? Etmezdim. Etmezdiniz. O zaman niye verdin onu? Bilmiyorum. Peki, yeğenlerinizden şimdi ne istiyorsunuz bir kere daha? Gelsinler, beraber oturalım, kalalım. Kendine bakıcı arıyor bu ya. Hayır. Biz ya artık kendimizi kullandırmak istemiyoruz. Kusura bakma. Senin karşında dünkü çocuk yok. Çocuklar tamam. Bir de kendine kalkmış bakıcı arıyor. Ayşegül Hanım sakın yanlış anlamayın ama size karşı bir saygısızlığımız yok ama ben bir daha bu kadınla konuşmak istemiyorum. Yürü Öykü. Çocuklar. Ayşegül Hanım ben çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Kusura bakmayın lütfen. Yok yavrum yok araç sizi bıraksın tamam mı? Tamam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam çocuklar. Senin tamam. Kendine iyi tamam. Bakın. Çok ağır geliyordu ve bunu söyledim. İster beni öldür, ister az kes. Hiçbir şey umurumda değil. Sen vicdan yapmaya geldin öyle mi buraya? Senin vicdanına tüküreyim lan. Hakan çok özür dilerim. Oğlum sen nasıl insansın ya? Oğlum benim 30 yılım mahvettin lan. Bir dakika. Lan ne özür lan? Hayat lan. Tamam sakin olun. Tamam Hakan Bey Allah aşkına tamam. Tamam ne olur. Ne olur bir sakinleşin tamam. Tamam. Hayır Ayşegül Hanım. Bakın en büyük cezayı Allah verir. Biz kullar cezayı acı çekerek bunun gibi şerefsizler de kalpsiz vicdansızlar da yanarak acı çeker ya. Tamam. Tamam abi otur gel. Otur abi otur sen. Sen de otur abi. Otur. Otur bu ne ya? Böyle bir şey olur mu ya? Of. Ya siz hakikaten ne cüretle, ne cesaretle buraya gelebildiniz ya. Siz hakikaten ya adamın hayatını mahvetmişsiniz ya. Ne
Yani şu ya şu şunlara zaten var ya otururum ben sabaha kadar ağlarım bunlara yani. Sabaha kadar ağlarım şöyle bir şeye yani. Ya siz gerekeni söylediğiniz zaman hakikaten bu onursuzluk kardeşim. Terk et burayı kalk. Kalk kalk. Terbiyesiz adam. Tam buradan görmüş. Tamam yani. Sen sakin ol kardeşim. Sakin ol abicim. Ne diyeyim ya? Hakikaten yani. Hakikaten elim ayağım titredi ya. Böyle bir şey var mı ya? Ayşegül Hanım. Yani... Bu programı izleyenler, beni görenler... Anlattıklarımdan, sizden tanıyanlar... Yani değil 10 lira, 100 lira... 1 liralarını, 10 kuruşlarını, 1 kuruşlarını dahi... Böyle bir şey için kullanmasınlar, böyle bir şey merak etmesinler. Eğlencesine bile yapmasınlar. Değil, hiç eğlenceli bir şey değil. Sonuçlarını görüyorsunuz. Umarım kimse böyle bir şeye... bu hale düşmez. Ama bu halin bir başlangıcı, bir evresi yok. Yani bir kere girildiği an artık... Ben çok çalışmayı annem ve babamdan öğrendim. Dinlenmeden, aralıksız çalışmayı. Şimdi çok çalışıyorum diye kimse bana şikayet edemez. Yarın siz de evleneceksiniz ve baba olacaksınız. Yani siz de bir ebeveyn olacaksınız. Size aynı şey yapılsa hoşunuza gider mi? Yani evlenmeyi elbette düşünüyorum ama... Benim yaptığım kötü bir şey olmadığı için... Yani tamam bir müddet annemi... görmemiş olabilirim. Bir müddet. Yani şimdi kameraların önünde bu kadar tartıştık ettik... ablam geldi aile içi meselelerimizi konuştuk ama... yani burada eğer annemi sevmiyormuşum ya da anneme... değer vermiyormuşum gibi göründüyse böyle bir şey yok. Şimdi annemin yanına gitmiyorum. Çünkü... acilen dönmem gerekiyor. Ama ben annemin yanına gideceğim. Böyle kameraların önünde olmasına gerek yok. Yani elbette siz de iyi niyetli bir çaba gösteriyorsunuz. Herhangi bir art niyetiniz olduğunu düşünmüyorum. Cansu Hanım hariç. Ama yani bu iş böyle. Tek taraflı bakmamak gerekiyor. Size kolay gelsin. Sağ olun. Mert geliyor. Liste izleyici. Size şöyle diyeyim ben. Ne oluyor kameralar falan? Ay, İyi misin? Oğlum, iyiyim oğlum. Sen nasılsın? Hoş geldiniz. Anlatmıştım ya. Siz yokken benim oğlum. Siz kimsiniz ki? Ben oğluyum asıl. Sen nereden geldin? Oğlum mu var teyzem senin? Oğlum da. Ne söylemedin hiç bana? Nesini söyleyeyim ki? Hep hayırsız, hep para için peşimde koşanları niye söyleyeyim ki oğlum? Tamam üzülme sen. Anne. Sizi... Tamam biraz şey olalım da siz biraz galiba en son dediği şeye takıldınız galiba değil mi? Her zamanki halleri, her zamanki. Anne biz ne yaptık? Anne sana bir şey yapmadık. Oğlum ben senin ya. Oğlum bütün hepsini bitirdiniz. Bu şimdi Çamlıca'daki evimi mi gözlediniz? Anne öyle bir şey değil anne. Yapma bak lütfen yalvarırım. Sen benim annemsin ya. Oğlum. Ben sana nasıl yapabilirim böyle bir şey? 4 yıl sonra beni buldular da. Anneleri olduğumu hatırladılar parasız kalınca. Oğlum 1 liran var mı? 1 lira verir misin bana? Var da teyzeciğim niye lazım şu an? Çok lazım.
Tamam, var, vereyim. De anlamadım neden. Ah. Ayşegül Hanım, siz de şahitsiniz. Ben Çamlıca'daki evi Mert oğluma veriyorum, satıyorum. Anne. 1 liraya notere gidiyorum. Anne, 1 liraya ev mi satılır? Ne yapıyorsun? Yalvarırım bak. Tamam, oğlumlar burada. Tamam, bir sakin ol ne da. Ne demek sakin ol ya? Sen ben kimsin? Ben öyle bir şey... Sen kimsin derken? Sen kimsin? Anneme böyle... Benim üzgün oğlum. Burada da... Anne, 4 yıl oğlum, benim bizi... oğlum. Anne, bizi 4 yılda oğlum mu olur anne? Yapma. Yürü oğlum, yürü. Filisteyiz'e ben böyle bir şey istemedim ki senden. Niye böyle sen yapıyorsun? Sen istemiyorsun. Senin yaptıklarını karşılamazlar. Ya sen bıraksan annemi ya. Annem benimle kalacak. Sen bir sakin ol bak kadın üzülüyor burada. Ben sakinim burada. Zaten. Tamam. Yürü ben... oğlum hadi. Tamam gel. Hadi. Anne. Bekleyeceğiz Ahu Hanım. Beklerim. Annem bırakmayacağım seni. Evet göreceğiz. Sürüm sürüm süründüreceğim seni hapishanelerde. Ya bırak Allah aşkına sen hiçbir şey... Evladımı da alacağım, eşimi de alacağım, yuvamı da kurtaracağım. Ya senin çocuğun sana inanmadı be kardeşim, bana inandı. Sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Hiçbir şey ispatlayamazsın. Elinden geleni de ardına koyma. Merak etme. Merak etme. Ben gereğini yapacağım. Seni sürüm sürüm süründüreceğim, merak etme. Sen benim numaramı nereden buldun arkadaş ya? Sen nereden çıktın bunca yıl sonra? Ölmüştün sen bizim için. Artık kim öldü kim kaldı belli olacak. Ya bırak Allah'ını seversen Cemil ya, kurban olayım. Sen bir tane bakkalı idare edemedin de geldin battın bir sürü şey yaptın. Oğlum bile inanmadı, küçük dadi o. Karın bile inanmadı, seni arkandan bıraktı gitti be, bundan bir şey oldu. Evet senin gibi kardeşi olanın... Ne diyeyim artık? Girdim, onun da aklına girdim. Salak olmasaydın kardeşim, dolandırılmasaydın. İyi ki de yaptın. Sefasını tutuyorum, sen de cefasını tutuyorsun. Hadi git işine Allah'ını seversen ya. Hiçbir şey yapamam. Hepsinin hesabını soracağım sana. Hepsini. Ya sana karın inanmadı arkadaş. Karın sana hakim savcım inandı. Sen ne diyorsun? O aldığın her kuruşunda hesabını vereceksin. Vallahi ben her kuruşu çatır çatır yedim Cemil. Hiç kusura bakmayacaksın. Hadi eyvallah. Duydun. Duydun evladım. Ben bunlar için mi? Bunu ben hak ettim mi? Senin bu şekilde davranışını ben hak ettim mi? Tamam. Bir sakin olun siz de ya. Ah be Efe ya. Ah be oğlum. Vallahi yani hakikaten... Bir dakika nefesini alayım çok havadan. Tabii tabii dondum kaldım ya. Bu ne kadar fütursuz bir adam. Ne yüzsüz bir şey bu. Allah senin belanı versin. Tamam. Allah senin belanı versin. Sen nasıl bir adamsın? Allah sizden razı olsun. Evladımı bana bulun. Sen nasıl bir adamsın? Ne demek hepimizden Allah razı olsun. Gel şimdi acaba. Arkadaş, arkadaş ya. İşte artık bundan sonra beraberiz. Daha güçlü oluruz. Daha güçlü oluruz. Allah belanı versin sen diyorsun ya. Vicdanını rahatlatmak için başvurun Sporan. Senin bizimle bir derdin yok. Ben 4 yıl yattım hapishanede. Sen neredeydin? Bir gün geldin mi? Bir gün arayıp sordun mu? Çıktım aradın mı? Abla haklısın. Ne desen haklısın. Ama ben hatamın bedelini fazlasıyla ödedim ve ödeyeceğim. Ne olur bana izin ver biraz. Ne olur.
Bak bir şey söyleyeceğim. Ne olur bir Allah aşkına bir sakin olabilir misin? Bak tamam çok zor, çok zor. İnsan dört duvar arasında o kapalı yerde bir gün bırak bir yarım gün bile kalamıyor. Bak bu kız da seni beklemiş. Tamam sen de sakin ol ya. O da seni beklemiş. Siz çocukluk arkadaşısınız. Çok büyük bir hata yapmış tamam mı? Çok büyük bir hata yapmış. Ama bedelini ödemeye razıyım dedi. Vicdanı çok sızlamış anladın mı? Efendi bakın bedel ödemesi Recep, tamam. Ben konuşur musun? Bak. Bir saniye sakin bak. Konuş. Bir saniye. Bir sakin tamam sakin. Ben bu adamı sildim tamam mı? Ben hapishanedeyken bunu gebertmek istedim, öldürmek istedim. O dönemde Oya benim yanımdaydı. Beni sakinleştirdi. Ben bunu sildim hayatımdan. Tamam. Ben bir daha bunu görmek istemiyorum dedim. Şimdi gelmiş tamam, programa bak. Tamam. Ya ne işi var? Ne işi var yani? Gelsin adam akıllı anlatsın konuşsun o da yok. Var bunun bir başka bir derdi. Herkes öğrensin istiyor. Ülüyor bak istiyorsun? Hayır herkes öğrensin istiyor. Senin suçsuz olduğunu. Ülüyor bak istiyorsun? Hayır. Lütfen, öyle bir amacım yok. Şovcusun. Tamam. Musun? Ne desen haklısın. Sakin ol. Recep bana bakar mısın? Recep. Musun haklısın. Vallahi ben bunu bekliyordum bak. Sana söyledim değil mi? Söyledim İsmail bekliyordum. Tamam bekliyordum. Biraz zaman istiyorum Ayşegül Hanım. Kısa... Olur biraz zaman ver bana. Biliyorum zor zaman veriyorsun. Ben de zor yapmışım. Bak. Ben hapishanede her gün bilendim tamam mı? Dedim çıkayım bunu öldüreceğim dedim. Tamam öldüreceğim dedim. Şimdi ben seni burada öldürsem kim alacak? Öldür. Kim alacak beni? Rahatlama. Bunun sonucu yok. Ben canını öldürdüm. Ama bunda yaşayamazsın. Beni öldürmek seni rahatlatmayacak abi. Ne olur. Korkak. Ben korkak değilim. Korkaksın. Korkak bir... İsmail Bey kim? Aa. İsmail Bey kim? Benim memur bey. Ayşegül Hanım mı? Evet. İsmail Bey, ifadenizi almak için sizi karakola davet ediyoruz. Tabii, bana kısa bir süre müsaade eder misiniz? Tabii. Ne oluyor? Ben kendimi ihbar ettim abla. Adalet yerini bulacağım. Gidip ben de yatacağım. Hapislerde çürürsün inşallah. Kameraları kapatabiliriz. Buyurun. Allah'ın olsun. Göstereceğiniz fotoğrafı siz mi çektiniz? Evet ben çektim. Yani siz böyle karşılıklı oturuyorsunuz. Doğru. Bloklarınız karşılıklı. Pencerenizden onları çektiniz. Evet doğru. Ben o fotoğrafı bir görebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Evet, bu Gözde Hanım dediğiniz herhalde. Evet, doğru. Evet, bu Yavuz Bey. Evet, burada daha net. Siz de görmüş olduğunuz gerçekleri. Anlaşıldı. Buyurun o zaman inelim değil mi? Beklemenin bir anlamı yok yani. Evet, buyurun. Evet. Buyurun lütfen. Buyurun hatta siz önden buyurun. Mine hoş geldin. Ben telefonunuzu alabilir miyim? Mine? Fidan'ın ne işi var burada? Ayşegül Hanım. Yavuz Bey. Sakin olalım. Yavuz Bey. Ben size bunu göstermek istiyorum. Hani bana bir şeyler anlattınız. Burada öpüşen de ben değilim herhalde değil mi? Ha? Ayşegül Hanım ben... Bakın. Gel. Şimdi eşinizin halüsinasyon gördüğünü söylediniz. O zaman ben de mi halüsinasyon görüyorum? Ayşegül Hanım, ben çok özür diliyorum. Sevdin mi? Adam gibi seveceksin. Sevmeyi bilmiyorsan adam gibi gideceksin. Bunları da bundan sonra kendin yersin. Thank you.
Enteresan olaylar oluyor. Değişiyor bir şeyler. Ama epeydir süre vermiyorduk. Ama adam ne yaşamış yani? Hiç zannetmiyorum. Yani çıkar gelir diye düşünüyorum. Gerçi dediğim gibi belli olmuyor yani. Patladı. O an bir şey gelebilir, fikrini değiştirebilir, her şey olabilir. Ama o süreyi de aldım ondan yani. Bekleyelim. Zaman ilerliyor. Ya şoför, beni aldığın yere bırak ya. İyi bir haber vermek isterdim ama ne yazık ki İsmet Bey geri dönmüş. Onu aldığımız yere araç tekrar bırakacak. Üzgünüm.